Nur'un dikiş evinde bugün de sizlere yandan cebin tarifini vereceğim. Şimdi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Sadece elinizi şu şekilde koyuyorsunuz. Bunu istediğiniz kadar bakın. Bunu şuradan da küçültebilirsiniz. Şöyle bu kadar büyük de yapmayabilirsiniz. Küçük de yapabilirsiniz. Kare de yapabilirsiniz. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Elinizi koyup üst kısmı düz. Belinize gelen yeri dümdüz şekilde çiziyorsunuz alt kısmını ister yuvarlak ister kare şekilde bu şekilde elinizin etrafından büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. İster çocuğunuza ister kendinize elinizi koyduğunuzdaki büyüklüğe göre hareket edebilirsiniz. Daha önce yan tarafın karşı tarafını da yaptığım için aynı şekilde aynı yeri çiziyorum. Çünkü karşı tarafımı da yaptım, aynı büyüklükte olacak ve şu şekilde hemen parçamı yerleştiriyorum size çapraz olan tarafı göstereceğim. İlk önce makineden pantolonun cebini burayı çapraz bir şekilde bakın çapraz dikeceğim. Burası içe kıvrılmış olacak. Burayı fazlalığımı keseceğim. Ve öbür tarafa arka kısma çevireceğim. Düzünden yapıyorum. Bakın düzünden dikiyorum. Burası düzü. Koyduğum yer cebimin ters kısmı diktiğim zaman çevirdiğimde iç kısma dönecek ve şimdi buradan makineden dikiyorum makineden diktikten sonra hemen şuradan bir santim bir payla kesim işlemini yapıyorum kestiğim yeri de sülfüle yapıp ondan sonra tersine çevirebilirsiniz sülfüle yaparsanız hem payınızla çok daha iyi olacak Evet, sülfilemi de yaptım. Şimdi hemen karşı tarafı şu şekilde çeviriyorum ve öbür tarafta yaptığım gibi bir makine ayağı içeriden şöyle bir spor dikişi şuradan hafif bir spor dikişi yapıyorum üstten. Hemen çevirdikten sonra. Evet, gördüğünüz gibi dikim işlemini yaptım. Geri çevirdiğimizde kestik ve parçamız geriye çevrildi. Şimdi parçamızın cebimizin karşı tarafını yerleştireceğiz. Evet şimdi diktiğimiz bu bir santimden yerimizi pantolonumuzu tersine çeviriyorum. Öbür taraftaki parçamı ekleyebilmek için pantolonumu tersine çeviriyorum. Evet diktiğimiz çevirdiğimiz parçamız şimdi pantolonumuzun şu an tam Tersindeyiz. Bu sefer tersindeyiz. Öbür parçamızı alıyorum. Bu parçamı da şu şekilde tam kenara koyuyorum. Bakın burayı tüm buraya yerleştiriyorum. Bak yandan gelen dikişim şurası açık ve çaprazım. Bunu da buraya koyduktan sonra çok fazla değil çünkü aşağıda cebi de dikeceğimiz kadar yer bırakıyorum çünkü cebi de dikeceğiz birbirine birleştireceğiz içeride o yüzden şöyle bir santimden şuraya da cebimin yuvarlığını dikeceğim yeri bırakıyorum ve kenar dikişimi beraber yan pantolon düz dikişim bakın bu taraf düz dikişim evet bunu da iğneledim şimdi Çapraz olanı önden diktim. Ön kısımdan dikip arka kısma çevirdim. Sonra bunu dümdüz yerleştirdikten sonra karşı taraftaki parçamı da üzerine koydum. Yan dikişim yarım kalacak bakın. Yan dikişimin olduğu yere kadar sonra cebimin alt kısmında cebimi de yuvarlak bir şekilde içeriden dikeceğim. Şimdi burayı dikiyorum. Bakın buraya kadar diktim. Şurayı bırakıp sonra şuradan yan dikişimi alt aşağı kısımdan devam ettim. Buraya kadar diktim. Cebimin burayı birleştireceğim ve alt kısmımı yandan devam ettim. Şimdi cebimin etrafını dikeceğim. Evet, ceplerimiz bitti. Cebimizin dikişini de yaptım. Şöyle tersinden de göstereyim. Bakın. Yuvarlak şekilde dikişimin cebimi de diktikten sonra hemen Şöyle yerleştiriyorum. Belimize şimdi artık kemerimizi bu cep işlemimiz bittikten sonra da kemerimizi yerleştirebiliriz. Evet bugün Nurun Dikiş Evinde sizlere yandan cep dikiminin tarifini verdim. Düzde de aslında aynı şey ama yandakinin sadece buradan çevirerek yandan dikişi. Burayı kesmeden aynı şekilde düzde de yandan da yapılabilir. Bu tür cep tariflerim de kanalımda bulunmakta. Nurun dikişi olarak kanalıma abone olup 500 aşkım videomu izleyerek siz de evinizde oturduğunuz yerden dikiş öğrenebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram ve Facebook adreslerimden de takip edip takıldığınız yerleri sorabilirsiniz. Bugün sizlere Nurun dikişi olarak yandan cep tarifini verdim. Evet, ceplerimiz bitti. Cebimizin dikişini de yaptım. Şöyle tersinden de göstereyim. Bakın. Yuvarlak şekilde dikişimin cebimi de diktikten sonra hemen şöyle yerleştiriyorum. Belimize şimdi artık kemerimizi bu cep işlemimiz bittikten sonra da kemerimizi yerleştirebiliriz. Evet, bugün Nurun Dikiş Evinde sizlere yandan cep dikiminin tarifini verdim. Düzde de aslında aynı şey ama yandakinin sadece buradan çevirerek yandan dikişi burayı kesmeden aynı şekilde düzde de yandan da yapılabilir. Bu tür cep tariflerim de kanalımda bulunmakta. Nur'un dikiş evi olarak kanalıma abone olup 500 aşkım videomu izleyerek siz de evinizde oturduğunuz yerden dikiş öğrenebilirsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram ve Facebook adreslerimden de takip edip takıldığınız yerleri sorabilirsiniz. Bugün sizlere nurun dikişi olarak yandan cep tarifini verdim.